arabasına, direksiyonun başına oturdu. O çalarken mum yaptı. Bu çalarken böyle yaptı. Instagram'a yükledi ve 2016 Türkiye'sinde aslında hiçbir şey yapmadan meşhur oldum. Bak adam yıllarca saçını artıyor, defile, terzilik, o bu kumaş. Sen 5 dakikada Banu. Şirin de bir kızsın ama bir şey. Bravo yani. Yani diyorum ya, bu galiba hani her nasip vakti nesirdir. Bir şekilde bir şey oluyor yani. Hani demek ki bunun bir şey varmış, olacağı varmış ya da bilmiyorum. Senin... Peki ne iş yapıyorsun? Ben kimyagerim. Kimyagerim. Evet, kimyagerim. Peki devam et. Tabii, bunun üzerine bir şey yapıyor musun? Yani ben bir sertifika programa dahil olmak için işten ayrıldım. Yazın başında. O işten ayrılmamla birlikte zaten bir video yaptım. Evde böyle sabah arabaya bindim. Günah benim diye bir şarkı. O 10 bin falan izlendi böyle. Allah Allah dedim. 200-300 tane arkadaşım var. Sonra bir tane daha yaptık. Öyle olunca 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin falan derken işte 1 milyon, 2 milyon oldu. Öyle oldu yani. Diyorum ya, yapılmış özellikle bir şey yok. Tamamen tesadüf. Ama onun peki ben videoları... şu anlamaya çalışıyorum. Sen kimyagersin. Evet evet, sorun insanların bundan merak sonra ediyorum. Playback video klipçi mi olacak? Ne yani, anlamadım. Şey, yani, kazanıyor musun bu işten şu anda? Bu şimdi ne oluyor? Evet. Ben onu anlamadım. Şu an evet, kazanmaya başladım. Kazanmaya başladım. Sosyal medya sayesinde. Sosyal medya sayesinde bildiğiniz kazanıyorum ve zaten artık şeyler de başladı. Kendi playlistim var. Kulüplerde de DJ'lik yapıyorum. Peki sanatçılardan teklif geliyor mu, şarkıcılardan? Şimdi yeni şarkım çıktı, bu şarkıyı da söyler misin arabanın içinde kesin diye. Kesin geliyordur, bağırıyor öyle, görüyoruz tabii bu ki. İnternet. Ne diyorlar? Yani bir şöyle bir şey düşünün. Atıyorum dediniz ya işte yıllarını vermiş, saçını beyazlatmış. Evet. Kaç takipçiniz var Instagram'da? Atıyorum 350. Siz şarkıcısınız. Senin? Benim şarkıcısınız dedi ya, bana. Ya sanatçısınız. Hayır hayır. Übertürüm. Hayır yani anlatmaya çalıştım şu. Siz evet, bir albüm çıkarttınız. 300 bin takipçiniz var. Benim var 700 bin takipçim. Ne oluyor? Ben daha fazla kitleye hitap ediyorum. Dediğim gibi aslında kimyagerim. Ama üzerine bilgi yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği gibi bölümler okudum. Ve ciddi kendi anlamımda, kendi kulvarımda ciddi bir kariyere sahiptim zaten. Sıfır değildim. Durup da ben işte boş bir insan olup birdenbire insanların beni işte keşfetmesiyle atıyorum paraya, pula ya da ilgiye böyle şey olmuş birisi değilim. Buradan gelen kazandıklarımla da hayatımı idame ettirmiyorum. O yüzden hani şey gibi bir korkum yok. Bir gün bu biter. Ben ne yaparım, işte artık kazanamam, bir boşluğa düşerim falan gibi bir kaygım yok. Ya bu tabii ki böyle devam etmeyecek. Nasıl para kazanıyorsun? Bu işten nasıl kazanılıyor? Bir reklam firması sayfana ilan mı koyuyor? Tabii ki birer reklam denilen bir şey var. İnsanların gözüne sokmadan reklamlar yapıyoruz tabii ki. Kaç aydan beri bu işi yapıyorsun? İki aydır bu yükseliş başladı. İki aydır. Ne kadar kazandın iki ayda? Çok bir şey kazanmadım bir ya. Bir ev parası. Yok canım, daha bir araba parası. Araba, ikinci evini aldım. Hayır belki. Hayır, arabada yaşıyorsun ya. Hayır, o kadar değil ya. Ya değil o kadar. Daha dediğim gibi iki ay içerisindeyim. Hani çok şey saçma sapan rakamlar konuşuluyor. Ben onların da abartı olduğunu düşünüyorum. Neydi işte Kerimcan'la ilgili falan, işte ayda yüzlerce bin lira kazanıyor falan filan. Bilmiyorum, öyle bir şey varsa da ben daha o durumda değilim Kerimcan yani. Kerimcan kazanıyor. Kazanıyorsa da yani şey helal olsun. Peki sanatçılardan da aldım dedin. Kimlerden aldın? İsim söyleyebiliyor musun? Yani bir tane iki tane değil. Şimdi burada da insanları şey yapmak istemiyorum. Ha, şarkımı söyledim. Tabii aynen öyle yani. Hani sonuç itibariyle 20 tane... İrem Derici'nin şarkısını söylüyordum. 20 tane 50 tane varsa atıyorum içinden 10 tanesi falan böyle yani. Ama tabii de bunu da söyleyip insanları şey yapmak istemiyorum. Arabanın içinde orası ne kadar bir alan ki? Nereye kadar bu böyle gidecek? Çek ne olacak insanlar? Hadi 1, 2, 3, 5 aynı mimik, aynı omuz, aynı dudak, aynı göz. Böyle kalmaması için zaten çabalıyoruz. İşte DJ'lik için eğitimler alıyorum. Zaten Ayla Hoca'dan eğitim alıyorum. İleri oyunculuk eğitimleri Ayla alıyorum. Senin videolarının da şöyle bir özelliği var. Instagram'da keşfet kısmında hep sürekli karşımıza çıkıyorsun. Evet. Ve sinir de oluyorum bazı videolarına falan. Ama geçemiyorum. İzlemek istiyorum. Ne yapıyor bu kız? Altına da yorumlara bakıyorum, neler yazmışlar falan. Peki en canını acıtan yorum ne oluyor? En acıtan ıslak terlikle canım... vurmak istiyorlar dudaklarına. Hayır, öyle bir şey değil. Onlara hiç takmıyorum bile, tekrar söylüyorum. Onlara verdiğim tek bir cevapla anında kendime çevirebiliyorum. Ben, o yüzden benden nefret ediyorlar. Hiç ona takılmıyorsun. O sana hiç has bir şey değil. Biz millet olarak höt deyince al sana bilmem ne dedi diye. Yazık yani değil millet mi bana falan için diyorum. Öyle ağzını çok seviyorum. Peki, sadece anneme bir şey söylendiğinde çok rahatsız oluyorum. O da çok çünkü ayıp. Şöyle bir şey. Benim annem beni tek başına büyüttü.
bir sürü emek vererek bugünlere geldim. Benim işte evimde, arabamda, bilmem neydi, kıyafetlerimde, bu arabanın içine şarkı söyleyerek olmadı bunlar. Ama o videoları çekmeden önce bir hazırlığın oluyor mu? Saçlar bir kere düz fönleniyor. Böyle. Hayır, böyle ne? Saçlarım böyle. Saçlarım böyle. Tabii keratin bakım, söyleyebilirim ama keratin bakımı yaptırdığı hemen hemen her saç genelde böyle olur. Doğal rengi mi diye sormuşlar, doğal. Evet, hatta sadece ucunda biraz ışıltı var. Atıyorum bir yere gideceğim, arabaya iniyorum. Dur hadi bir şarkı söyleyeyim diyorum. Koyuyorum arabanın önüne, telefonu, kamerasını. Söylüyorum, sonra da yayınlıyorum. Çat, sonra yoluma devam yani. Peki şimdi hareket halimde çekmiyorum diyorsun. Yok, o bizlere artık olmuş. Ya da açıldı. Onu yaptım, sıkıntı oldu. Ne sıkıntısı oldu? Pardon. Ya işte yolda ne yapıyorsun, ne ediyorsun, niye böyle araba kullanırken bunu yapıyorsun? Ben de ceza mı geldi? Tamam, bizim... Dudaklarını sigortalatmayı düşünüyor mu? Dudaklarına silikon taktırmayı düşünüyor mu? Dudakla dudak. Dudaklarımı gerçekten sigortalatacağım ama yapacağım. Onu söyleye söyleye. Yaptıracaklar yani. Sen sanki biraz da millete inat olsun diye böyle bir şeylerden, ha? İnat hiç alın, öyle size bir DJ yani. Olacağım. Alın size bu işten para kazanacağım. Ha? Ya cidden yani hani bilinçli ona inat buna bir şey olsun diye değil. Bazen hayat gerçekten insanı götürüyor. Onu merak ediyorlar, erkek arkadaşı var mı? Hayır. Çok peki flört teklifi alıyor musun? Ya tabii ki her bekar bayan gibi. Yani güzel bir kadınsa. Evlilik teklifi de geliyordur tabii. Gelmez mi? Geliyor ama yani şu an o kadar bir şey istemiyorum. Peki şu İdo'yla arkadaşlığın nasıl başladı? O da bir şey paylaştı, böyle bir hayran hayran bakıyor sana. Evet. Yani İdo'yla bir marka lansmanında tanıştık. Evet, bir Facebook evet, markasının orada, lansmanında. Daha sonra orada böyle bir şey olduk. Yani farklı bir galiba o enerji, bir elektrik, farklı bir şey galiba. Daha sonrasında da işe devam etti görüşmemiz, arkadaşlığımız. Yani sağ olsun birlikte çekildiğimiz fotoğrafları o da paylaştı, ben de paylaştım falan ama hani şu an öyle bir şey cidden yok. Dönebilir mi ilişkiye peki? Aranızda bir şey var şu an galiba. Şu an bir şey söyleyemem, dediğim gibi yani hani zaman neyi gösterir, neyi gösterir. Bir şey söyleyemem diyorsan çok şey söylemişsin de. Dün de konuştuk yani bu konuyu. Yakışıyorsunuz da ama. Ya İdo'yu çok seviyorum. O da seni seviyormuş. Biliyorum. Ha. Ama şey dediğim gibi hani hayırlısı. Hayırlısı şimdi, olmuş bence canım olmuş, benim. Olmuş olmuş aldı. Demek ki bu şiir Hilal'e değil, belki de sana. Hayır bir şiire arkadaş. Şiire de bakamadım. Ha? Ya mesela bu akşam yine görüşeceğiz. Bir şey var çünkü. Bir arkadaşımızın şey var. Bir albüm çıkartacak tek şarkı. Lansmana beraber gideceksiniz. Yok hayır yine. O zaten yönetmenliğini yapacak. Hmm. Ona destek veriyoruz elimizden geldiğince hani moralman falan. Destek, flört, aşk, sen yakınlık falan filan. Olmuş. Yeah.